Dördüncü maddede Fetih Suresi'nin sonunda bulunan Muhammedur Rasulullah ayeti var. Bu Muhammedur Rasulullah ayetinde Kur'an-ı Kerim'de bulunan 29 harfin 29'u var. Kur'an'da iki ayette var. Biri Fetih Suresi'nin sonundaki ayet kelimesinde 29. ayet. Allah <laughs> Ayet 29. Içinde, ayet rakamı 29. içinde Elif Bağ'ın 29 harfi var. Bazı harften iki tane geçebilir onu demiyoruz. 29'un tümü de geçmiş yani içinde. 29'dan bulamadığın harf yok. Bak Fatiha'da F'yi bulamadınız. Ama bunda 29'un 29'u da var. Burada çok büyük bir bütün Kur'an'ın harfleri buradan çıktığı için bütün Kur'an içinde mündemiş oluyor. Bütün harfler, ana harfler burada olduğundan. Bir de böyle bir ayet-i kerimede nerede var? Ali İmran Suresinin 154. Hadi min Bu da yarım sayfadır hemen hemen. Aynı hemen hemen satırlardadır. O da yarım sayfadır. Fetih suresinin son hadde yarım sayfadır. Bu hadi kerimeler Elif bütün harflerini 29 harf içerisinde barındıran birçok sırları ihtiva eden iki ayet kerime. Kur'an-ı Kerim'de bunların üçüncüsü yoktur. Kur'an'da üçüncü böyle bir ayet yok. 6600 küsur ayette yok. Bu iki ayette onun için çok büyük sırlar vardır. Buhati Kerime okumayı virt edinen kişinin duası kabul olur. Bu iki ayeti devamlı okusam... İki ayeti oku, peşine ne istersen. İki ayeti oku peşine... Buhati Kerimelerin harflerinin sırları ürvetilir. Bitti. Çünkü bütün Kur'an'ın ayetlerinin harfleri olduğu için. Hepsini okumuş gibi oluyor. Ee, sıkıntılarından kurtulur. Dünya ve ahiretin rızıkları. Ahiretin rızkı zaten cihete girersen diz boyu. Dünyada da rızık lazım. İslam'a yardım edeceğiz, hizmet edeceğiz. Geçimimiz var. Bütün dünya ahiretin rızıkları, bütün hepsi burada. Şifresi burada. Bu iki ayet kerime sayfa 181'de efendim bununla da amel ederiz. Allah Teala cümlemize amele muvaffak eyle.